Mana bu chizmada ikkita uch burchak tasvirlangan. Uch burchaklarning tomonlari turli xil ranglarda berilgan. Har bir tomonga qarshi tomon qarshisidagi burchak ham mana shu rangda ifodalangan. Masalan, yashil rang qarshisidagi tomon yashil rangda ifodalangan. Xo'p, bir uch burchakni yuqoridagi uch burchakni ikkinchi uch burchakni ustiga ustma-ust tushadigan qilib joylashtiraylik. Mana ustma-ust tushdi. Bu yerda uch burchakni, uch burchaklarning uchlari ustma-ust tushdi. Tomonlari bilan, burchaklari bilan mos ravishda ustma-ust tushyapti. Bunday uch burchaklar teng uch burchaklar deyiladi. Mana yana ko'ramiz. Va bunday uch burchaklar teng uch burchaklar deyiladi. Va yana quyidagi ikkita uch burchakni ko'raylik. Va ikkinchi uch burchakni birinchi uch burchakni ustiga olib kelib qo'yaylik. Mana uch burchakning tomonlari bilan burchaklari bilan ustma-ust tushdi. Bu üç burçaklar teng üç burçaklar bo'lyapti. Mana bu yerda ham bu chizmada ham teng üç burçaklarni ko'rib turibsiz. Mana birini ikkinchisini ustiga ustma-ust tushadigan qilib qo'yamiz. Yani ısınması tutuştu. Şu sebeple bu üç burçaklar teng bo'lyapti. Yana ko'ramiz. Yani ısınması tutuştu. Şu sebeple bu üç burçaklar teng bo'ladi. Eğer bir üç burçak ikincisiyle teng bo'lsa, o halde mos tomonlari teng bo'ladi ve mos burçakları ham teng bo'ladi. Yani birinci üç burçakning tomonlari ABS, ikinci üç burçakning tomonlari A1, B1, C1 bilan belgilangan. Ular teng bo'lsa, A1 ga teng bo'ladi, B1 ga teng bo'ladi, C1 ga teng bo'ladi. Va mos burchaklari ham teng bo'ladi. Alfa teng alfa 1, beta teng beta 1, gamma teng gamma 1. Mos burchaklari ham teng bo'ladi. Va aksincha, ular teng bo'lsa, biz buni ta'rif sifatida ham olishimiz mumkin. Ya'ni agar A1 ga teng bo'lsa, B1 ga, C1 ga alfa 1 ga, beta 1 ga, gamma 1 ga teng bo'lsa, u holda bu uch burchaklar teng deyiladi deb olishimiz mumkin. Chunki bu shartlar bajarilsa, ikkita uch burchakni ustma-ust tushirish mumkin. Xo'p, uch burchaklar tengligini qanday qilib ko'rsatsak bo'ladi? Har safar bu oltita shartni tekshiradigan bo'lsak, murakkablik qiladi. Buni osonlashtirishning yo'llari bormi? Ha, bor. Bu oltita shartni biz tekshirishni o'rniga ancha kamaytirishimiz mumkin. Mana shu uchlardan bittasi quyidagi. Bu uch burchaklar tengligining birinchi alomati deb yuritiladi. Ya'ni birinchi belgisi. Uch burchak ikki tomoni va ular orasidagi burchagi. Ikkinchi uch burchak ikki tomoni va ular orasidagi burchakka mos ravishda teng bo'lsa, bu uch burchaklar tengdir. Mana bu yerda ikkita uch burchakni ko'rib turibmiz. Birinchi uch burchakning ikkita tomoni A, B, orasidagi burchak gamma. Ikkinchi uch burchakda
İkisi tamamen AB, bunlar ham AB ve ular arasındaki burçak gamma. Demek birinci üç burçakının ikisi tamamen, ikinci üç burçakının ikisi tamamen gibi ve ular arasındaki burçaklar ham teng bo'lyapti. O halde mana bu quyidagi aytib o'tgan alomatga ko'ra bu üç burçaklar teng bo'ladi. Hakikaten ham. Mana bu chizmada tasvirlaymiz, ko'rsatamiz. Mana bu uchburchaklarni tomonlari tomonlar bilan mos tushyapti, burchaklari burchaklar bilan mos tushadigan qilib ustma-ust qo'ydik. Va yana bir marta ko'ramiz. Demek, bir üç burçakının ikide tamamı ve ular arasındaki burçakı, ikinci üç burçakının ikide tamamı ve ular arasındaki burçakı masrafışta teng bolsa, o halde bu üç burçaklar teng bolarken. Yeni misallar görürüz. Birinci misal. Bana bu çizmada ikide üç burçak tasvirlangan. Birinci üç burçakının ikide tamamı berilgen. 10 geteng ve 6 geteng. Yukarıdaki üç burçak. Kuyudaki üç burçakının bir tamamı 10 geteng. İkinci tamamını topuş gerek. X. Bundan taşqarı bu üç burçakların bitadan burçakları teng. Mana bir de kızıl rengde ko'rsatilgan. Mana bir de. Ve mana bir de ko'rishimiz mümkün. Bita tamam umumi. Bita tamam umumi. Hop. Bu X neçige teng? X'ni topsa bo'ladi mı? Ha, topsa bo'ladi. Bu yerdan. Dastlab biz bu üç burçakların teng ekanini ko'rsatamiz. Bu yerda 10 ga teng tomon va mana bu tomon. İkinci üç burchagining tomonini ko'ramiz. 10 ga teng tomon va bunda ham mana shu tomon bor. Demak, birinchi üç burchagining ikkita tomoni ikkinchi üç burchagining ikkita tomoniga teng ekan. Endi ular orasidagi burchakni qaraymiz. Ular orasidagi burchaklar ham teng berilgan bular. Teng. O halde yukarıda aytilgan alomatga ko'ra bu ikkita üç burçak bir-biriga teng bo'ladi. X'ni topamiz endi. Buning uchun X'ga mos kelgan tomonni topamiz birinchi üç burçakda. X'ga mos kelgan burçak mana bu burçak. Şu burçakni ikkinchi üç burçakda topaman. Yukarıdagi üç burçakda mana bu burçak. Bu burçak qarshisidagi tomon 6. Demek X'ga mos keluvchi tomon 6 ekan. Javob X 6'ya teng. İkinci misal. Yana ikide üç burçak tasvirlangan. Birinci üç burçakının tomonlari 5, 6, 4 ga teng. İkinci üç burçakının tomonlari 4, 6 ve üçüncüsü x minus 3 ga teng. Bu halde x'ni toping. X'ning qanday qiymati da? Va x'ning qiymati nechaga teng? Mana bu ikkita üç burchak berilgan. Shu berilganlarga ko'ra x'ni topamiz. Xo'p, dastlab biz mana bu burchaklar vertikal burchaklar bo'lganligi sababli ular bir-biriga teng. Bu halde birinchi üç burchagining ikkita tomoni 4, 6 xuddi shu tomonlar ikkinchi üç burchakda ham bor. 4, 6. Demek birinchi üç burchakning ikkita tomoni ikkinchisining ikkita tomoniga teng. Ular orasidagi burchaklar mos ravishda teng. Chunki vertikal burchaklar bo'lyapti. Yuqorida aytilgan alomatga ko'ra bu üç burchaklar bir-biriga teng bo'ladi. Dastlab biz x minus 3 ni topamiz. Bu tomon qarshisidagi burchak mana bu burchak. Xuddi shu burchakni ikkinchi üç burchakda topamiz. Mana bu burchak. Bu burchak qarshisidagi tomon 5 ga teng. Demak, x minus 3 5 ga teng ekan. Demak, x minus 3 ga mos tomon 5 tomon ekan. 5 ga teng bo'lgan tomon ekan. Endi x ni topish uchun tenglama tuzamiz. X minus 3 teng 5 ga. Bu yerdan x ni topamiz. X teng 8 ga. Shunday qilib javob x 8 ga teng.